Hepinize mutlu akşamlar değerli sporsuz yapamayanlar. Evet, siz de gördünüz, Faik abi de burada. Nefesler tutulmuş durumda. Türk futbolu için çok önemli bir hafta. Hemen maçla ilgili bir haberle açalım bülteni. Galatasaray'ın Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçın kadrosu nihayet açıklandı. Kadroda büyük bir rotasyona giden Fatih Terim, geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor maçında oyuna girer girmez ağırlığını koyan ve bir gol bir de asist yapan Didier Drogba'yı tek forvet olarak oynatacak. Ve Galatasaray'ın Schalke 04 maç kadrosu ise işte şöyle. Evet, Fenerbahçe'nin deplasman yükselişi sürüyor. Galatasaray'da Drogba fırtınası başladı. Beşiktaş'ta işler hiç de iyi gitmiyor. Takımlarımız bu hafta Avrupa'da önemli maçlar oynayacaklar. Elbette sizlerle de artık sosyal medyadan haberleşeceğiz. Twitter üzerinden hashtag yazarak bize fikirlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı iletebileceksiniz. Ama hepinizin merak ettiği gelişmeleri, futbol denince akla gelen ikinci büyük isim olan Faik Yılmaz ile konuşacağız. Hoş geldin Faik abi. İkinci mi? Aklıma ilk sen gelmiyorsun demek ki, o yüzden ikinci dedim, evet. Ben senin aklını seveyim Serhat. Teşekkür ederim. Evet, kaybetmeden, zaman kaybetmeden Galatasaray'la başlayalım. Yaklaşık 2 saat sonra çok önemli bir maça çıkacaklar Faik abi. Şampiyonlar Ligi için çok büyük yatırımlar yaptı Galatasaray. Sence bizi nasıl bir maç bekliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim Serhat. Maç kimseyi beklemez. Yani bizler maçı bekleriz. Bir kere öncelikle onu bir düzeltelim Serhat. Evet. Şimdi Galatasaray'ın bu maçta gol yememesi lazım. Ama gol yerse de önemli değil. Çünkü bir gol için lütfen kimse kimsenin kalbini kırmasın kardeşim. Yapmayın. Evet, Schalke Lig'de kötü gidiyor ama senin de çok önemli bir sözün var Faik abi, bilenler bilir. Deveyi görmeden paçaları sıvamamak lazım dersin her zaman. Aynen öyle Zerat. Öncelikle şu deveyi bir görelim. Deveyi görelim. Evet. Ayrıca Cimbom'u gol atmadan kazanması lazım Serhat. Bunu da buradan söyleyeyim. Gol. Evet, gol yemeden diyecekti Faik abi, dili sürçtü. Ne gol alakası var oğlum? Ne alakası var? Gol yemeden. Ne alakası var Serhat? Kazanacak. Ne alakası var diyorum Serhat? Drogba'yı almışsın, Snyder'i almışsın Serhat. Şimdi senin elinde bu kadro var. Artık yani gol atmadan kazanman lazım, ben sana ne yapayım? Ha evet, o anlamda evet, yine ters köşe yorumlarıyla bizi şaşırttı. Yorumunda üstüne yapıştırdı Faik abi. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Umarız avantajlı bir skor alır. Evet abi, lige dönecek olursak Fenerbahçe deplasman zaafını yenmiş gibi görünüyor baktığımızda. Sen bu konuda ne diyeceksin? Prometheus'u bilir misin Serhat? Kim? Prometheus. Yok tamam. Evet, felsefe, belgesel derken mitolojiye kadar geldik. Zaten bilsen yarı aydın olmazdın Serhat. Senin de trajik noktan bu işte. Yarı aydınsın. Şimdi şöyle anlatayım sana. Prometheus, evet, tanrılardan ateşi çalarak insanlara getiriyor. İnsanlara armağan ediyor. Ancak bu şekilde insanoğlu ilerleyebiliyor Serhat. Şimdi düşün. Bir kıvılcımla başlıyor her şey. Anlatabiliyor muyum? Bu Fenerbahçe içerisindeki kıvılcım da Emre oldu. Onu belirtmek istedim. Ne alakası var Prometheus'la? Tanrılardan ateş çalmışmış. Ateşi nasıl çalıyor ki tanrılardan? Ateş duruyor, ateşi mi? Benim de biraz kafam karıştı orada Serhat. Hakikaten bu ateş... Ateşi nasıl çalıyorsun? Acaba diyorum ki bu çakmak taşları var ya, onları mı çalmış? Adamların taşı mı, tanrının taşı mı varmış, onu mu almış? Ha, onu anlarım. Onu anlarım. Çakmak taşını anlarım. Bir çakmak taşı vardır işte tepede, kocaman bir taş. Demek ki o zaman bir tane onu çalarsın, anlarım. Bir taneydi değil mi o? Her neyse. Her neyse abuk sabuk. Evet, Fenerbahçe'de yarın Avrupa'da tamam mı devam mı maçına çıkacak kritik ya, bir maç. Serhat, bir şey soracağım ya. Bu tamam mı devam mı maçları ne iştir? Ben bunları tam olarak anlayamıyorum. Nedir bu? Ne oluyor yani? Ciddi mi? Tamam, tamam mı devam mı, yani sonrası olmayan maçlar abi, final maçları. Ne diyorsun ya? Fenerbahçe finali mi çıktı Serhat? Ya bu... Bu haber şimdi mi veriyoruz Serhat? Ha. Ben bu çocukların hepsini tek tek alnından öpmeyi istiyorum Serhat. Bu müthiş bir haber tamam, ya. Tamam yok abi, final maçı gibi diyorum ya. Final maçı gibi diyorum. İlk maçta 10 kişi kalmasına rağmen hani direncini korudu Fenerbahçe. Yarınki maç Kadıköy'de ama seyircisiz oynayacaklar. Sence turu geçmesi için Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir Faik abi? Herkes merak ediyor. Ha, sen onu diyorsun. Vallahi şimdi yaşamak direnmektir Serhat. Mesela Spartaküs'ü düşün. Adam Roma'da köleyken
direne direne Romalılara karşı savaşan bir komutan oldu. Şimdi bu durumda Fenerbahçe'de direnmeli Zerat, dirençli olmalı. Final direnmekten geçer diyebilirim ben sana. Spartaküs kaybetti yalnız sonunda. Çarmıha geldiler. Tamam. Ne diyorsun ya? Hepsini çarmıha geldiler. Ya Serhat, dizinin finali söylenir mi ya? Oğlum benim en sevdiğim dizi o. Ben ne izleyeceğim şimdi o? Oo! Ne yaptın Serhat ya? Artık çarmıha mı geldiler? Böyle Prometheus mu? Prometheus ateşi çaldı. Her altı biliyorsunuz Spartaküs'te bilirsin diye düşündüm. Ya bütün keyfim kaçtı benim. Bu Krasus vardı ya. O Romalı, o Yaman'dı, o fena bir adamdı. O mu oğlum çarmıha geldi? Bu nasıl? O mu yaptı ya? Krasus mu yaptı Serhat? Evet. Neyse. Evet. Beşiktaş kötü gidişe dur diyemedi. Vallahi. Beşiktaş şampiyonluk yarışına geri dönebilir mi abi? Valla Serhat. Dönerse hep bizimdir. Dönmezse zaten bizim olmamıştır hiç. Wow, evet, çarpıcı bir yorum geldi yine Faik abiden. Trabzon'da da 3-0'lık yenilginin ardından işler karıştı. Düşme hattından sadece 6 puan uzaktalar. Peki bir şey soracağım. Bu Krixus, o da ölüyor mu ya? Ya ben Krixus'u çok seviyorum. Serhat, o da ölüyor mu? Evet. Oğlum onu da mı çarmıha geliyorlar ya? Oh, evet, Faik abiyi gördünüz. Kafası bir orada, bir orada. Ben de hiçbir şey anlamadım. Evet, süremizin de sonuna geldik. Gerçekten de sözü artık Mehmet Ali'ye bırakmak gerekiyor. Çünkü bundan sonra sanmıyorum ben bundan evet, bir şey. Evet, çok teşekkürler. İnsan çıkışlarına ölümü konduramıyor. Allah biliyor musun? Sevgili seyirciler, Allah bugün de haberlerin sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz hashtag'i kullanabilirsiniz. Yarın muhtemelen bu kanalda, muhtemelen bu saatte karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Ben bunu istemiyorum artık. Sen Zeus'a inanıyor musun? Ben bunu istemiyorum burada.